Eylül ayına merhaba derken yeniden karşınızdayız. Ben Şebnem Şengez. Ağustos'un son haftasında İzmir'de neler olmuş hep birlikte bakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Çelenk ve geçit törenlerinin ardından akşamüstü düzenlenen kortej sonrası Adamlar grubunun konseri kutlamalara renk kattı. İzmir'in tarihi simgesi İzmir Enternasyonal Fuarı bugün 92. kez kapılarını açıyor. 1-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarın bu yılki teması gençlik. Giriş ücretleri tam 13 lira, öğrenci 5 lira olarak belirlendi. Kültür Park'ın tüm kapılarından giriş çıkış yapılabilecek ve fuar etkinlikleri 16-23 saatleri arasında düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım işleri %96 oranında tamamlanan Fahrettin Altay Narlıdere Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 30 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Bu sayede çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve İzmirliler Narlıdere Metrosu'na kavuşacak. Buca ve Bornova'yı kesintisiz bağlayacak Onat Tüneli'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Konak, Buca, Bornova güzergahında ulaşımı 45 dakikadan 10 dakikaya düşürecek 5 kilometre uzunluğundaki tünelin kazı çalışmalarında yolun yarısına gelindi. İzmir'de toplu ulaşım ekonomik zorluklara rağmen uygun fiyatlı tarifelerle devam ediyor, İzmirlilerin toplu ulaşıma ilgisi de artıyor. Tüm toplu ulaşım araçlarına bu yıl ilk 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre 31.465.000 daha fazla biniş yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzülebilir körfez hedefi doğrultusunda yaklaşık 20 milyar lira bütçeli Yaşayan Körfez programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Seferihisar sahil şeridini temiz tutacak Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı inşaatına da başlandı. Yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İzmiras programı İzmir'in çok katmanlı tarihini bir günde 8500 yıl turuyla deneyimleme fırsatı sunuyor. İlki 2 Eylül'de yapılacak tur Yeşilova Höyü ile başlayıp Kemeraltı'nda sonlanıyor. Tura katılmak için izdoğaturizm.com adresinden bilet alabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere Özdere'de kurduğu gençlik ve spor yerleşkesini armağan etti. 40 dönümlük alana konumlanan hem gençlerin kamp yapacağı hem de kulüplerin konaklayacağı yerleşke 182 yatak kapasitesine sahip. Haftaya yeniden İzmir Tube ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.